Hristiyan aleminin gözdesi olan büyük şehir, dediğiniz gibi Şarkı Roma bütün Asya'ya hükmeden, kapının üzerinde Kudüs bütün Orta Doğu'ya hükmeden Roma Avrupa'ya ait. İkisinde biz zapt edip üçüncüsüne hareket etmek üzereyken ilahi takdir bizi orada durdurmuş. Yoksa Viyana'dan biz Roma'ya sarkacaktık, yukarıdan sarkacaktık. Denizden değil de yukarıdan eni verecektik. Yukarıdan sarma yaptığımız vakitte efendim oradan oraya kesip İtalya'yı iflahını kesecektik. Hristiyanlığı. Onun için bu üç meseleden dediğimiz gibi kafirler bizi daima muahaze eder, daima bunu hatırlarlar ve büyük idealleri bize bu hakareti yapmış olan İslam'ın sancağında 700 sene taşıyan Osmanlı. Osmanlı'da da esas unsur Türk. Binaenaleyh bu Türk'ü kahrederim. Osmanlı'yı kahretmedikten sonra İslam'ın tasallutundan veyahut İslam'ın üstünlüğünden kurtulamayacağız. Bu idealleridir onların. Bizim de idealimiz aslında Roma, efendim, altın elma. Kızıl elma. Kızıl elmaya girmedikten sonra padişahlar durmuyordu zaten. Lakin Roma fetholunacaktır. Hadis-i şerif vardır. Binaenaleyh dün Şarkısı fetholunmuştur. Yarın Garbi Roma. Roma fetholunacaktır. Bu kafirlerden Cenab-ı Hak intikamını alacaktır. Bu kafirden İslam'a yapmış olduğu hakaretin intikamını er geç alacaktır. Yaklaşıyor şimdi. 2000'e kadar Roma'ya da girilecektir. Bu Şarkı Roma'da fetholunacaktır. İkinci defa. Şimdi mütegallibenin elindedir. Bu da fetholacak, o da fetholacak. Kudüs, o da fetholur. Lakin Deccal kahredildikten sonra onun talih edilmiştir. Çünkü Hazreti İsa gelmedikten sonra Hazreti İsa'nın gelişi Yahudilerin fiilen de zahiren de bütün dünyaya hükmetmelerinden sonra olur. Şimdi ne kadar İslam devleti olsa bir avuç Yahudi oradan söküp atamaz. Çünkü Yahudiler şimdi hıfyeten yani gizli yoldan bütün dünyaya hükmeden kavumdur. Adetlerini sorarsanız 10 milyondan fazla demezler. Bu da Yahudiliklerindendir. Hangi memlekette olsalar kendilerinin hakiki sayısını bildirmezler. Çünkü yerli halkın da hükümetin de gözüne batmasın. O bundan artıyor. Türkiye'de ne kadar Yahudi vardır? Sorarsan 10 binden fazla değil. Yahudi kavmi bu memleketin içerisinde en azından yarım milyon. İngiltere'de sorarsan katiyen 1,5 milyonu geçmez Yahudi. Yahudi böyle kum gibi kaynaşıyor orada. Karınca gibi. İngiltere'de Yahudi en azından 10 milyon. Amerika'da sorarsan fakir Yahudiler 3 milyon. Mazlum. Halbuki 30 milyondan aşağı değil. En azından. Almanya'da hakeza. Yani Yahudi nüfusu bugün dünya üzerinde 100 milyon gelir. Lakin kendilerine sorarsan 3 milyon şeyde var. İsrail'de var. Sair memleketlerde fakirler. Efendim ekallül ekal. Olarak da işte 5-10 milyon da dışarıdayız. Biz fakirler. Fakirler götüresiceler. Efendim. 15 milyon adamız. Bütün milletler de bizim üzerimizde çullanıyor diyerekten. Yine tiyatro yapar. Bu Yahudiler. Yahudileştirdiklerinin hesabı milyarlar. Kendi tabiatlarına soktukları, kendi hizmetlerinde kullandıkları milyarlar. Hesaba gelmez.
Yahudiliklerinden dolayı. Şimdi böyle olduğu halde bunlar yine zahirde dünya hakimiyeti için uğraşıyorlar. İdealleri odur. Ve o ancak Deccal'ın zuhuruyla, hurucuyla tahakkuk edecektir. 40 gün verilmişti onlara. Hadis-i şerifte beyan edildiği üzere ilk günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta. Sair günleri bizim günlerimiz gibidir dedi aleyhissalatü vesselam ki takriben 15-16 ay kadar bir şey geliyor. Efendim belki 12-13-14-15 ay kadar bir zaman içerisinde de fiilen dünyaya hükmederler. Ki İsa aleyhisselam gelinceye kadar Yahudilerin Kudüs'teki hakimiyetini sökmeye kimsenin iktidarı yoktu. İşte bakıyorlar. Böyle bakarlar. Kendileri 3 milyon diyor. Araplarla beraber İslam alemi 1,5 milyar. O tarafa bakamıyorlar. Yahudilerin tarafına dikkatle bakmaya Arap da korkuyor. Türk zaten baktığı yok. Efendim, Acem hiç bakmaz. Irak coğrafya bilmez. Efendim, coğrafya bilmediğinden dolayı o Saddam denilen sakat kafalı heri efendim meğer ordulara o İsrail'e giriyoruz diyerekten emretmiş. İsrail'i Kuveyt'te zannetmiş. Oraya sevk etmiş bütün kuvveti. Yahu dedim, nasıl coğrafya bilmeyen kumandan mı olur? Senin Kuveyt'te işin ne? Bu kadar orduları Kuveyt'e neye sevk edeyim? Senin hududunun üzerinde İsrail dururken senin düşmanın Kuveyt mi? Yoksa İsrail mi? Ondan sonra Acem. Acem başta akılsız. Onlar 8 sene muharebe yaptı Şatül Arab için. İslam bunu mu emrederdi? Şatül Arab'ın senin veya benim olması hasediyle efendim 8 sene harbi mi emrederdi İslam? İslam şeriatı mı bunu söyler? Müslümanlık mı, Kur'an mı söyler, hadis mi söyler? Yoksa kıtalil müslim kufkun diyor. Nasıl onlar Müslümanlık dava yapıyor? Dikkat ediniz. Acem kendi kuvvetini İran kendi kuvvetini birleştirip de Yahudi'ye hücum edeceklerine birbirlerini yediler. Ondan sonra o yetişmedi. Saddam denilen sakat herif, Ehl-i Beyt düşmanları bunlar, efendim, döndü hiç kuvveti olmayan Kuveyt'i çiğnemeye. Ya, böyle yapsan bitecek bir memleket, kuvveti yok. Sen bunun üzerine ne çullanacaksın? Kur'an mı söyler, hadis mi söyler, şeriat mı söyler sana bunu? Ve Yahudi bunları birbirlerine ezildi. En sonunda Amerika'yı da araya karıştırıp iyice Irak'ı da ezdirdi. Efendim, Suudi Arabistan'da bir kimseden yardım istemek şirktir der o şeytanlar. Ben de dedim, utanmazsınız bunu söylemeye. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'dir. Allah'tan başka bir şey, kimseden bir şey de. Nasıl utanmadan Amerika'yı çağırdın sen? Kafiri nasıl çağırdın seni müdafaa için utanmadın? Bizi suçlar, ehl-i sünneti suçlar. Bu Suudi'deki şeytanlar ve habiler derler ki, siz müşriksiniz sünnilere. Ne için peygamber ziyaret edersiniz? O alçakları Allah etti de Amerikan'ı çağırdı. Aman bizi gözet. Amerikan kafir de aslen Yahud olan kimselerden mürekkep ordu gönderdi oraya. Ki Arabistan gıdasında kafir duramaz. Peygamber emriyle atılmıştır. Kilseleriyle geldiler, havralarıyla geldiler, Tevratlarıyla geldiler. Ta Hayber'e kadar girdiler. Onlar. Allah bunları böyle düşürdü. Bu kafasız Araplar onları da başka kafasız bizler.
Onun için oraya kadar Kudüs-i Şerif'e kimse el uzatamaz. Kimse kurtaramaz. Ancak İsa Aleyhisselam geldiğinde Yahud'la beraber hepsi bitirilecektir. Kudüs-i Şerif tekrar bizim elimize geçer. Haber, Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu haber bu çeşittir. Gene ilim Allah'ındır. Hüküm kendisinindir. Bizim bildiğimiz buraya kadardır. Cümlemizden de. 2000 yılına işaret ettiniz. 2000 yılına kadar işaret tamamdır. Bu da bizim bildiğimiz ilmin hudududur. Lakin evvel ahir hüküm Cenab-ı Hakk'ındır. Bizim bildiğimiz 2000. yıla kadar harita değişecektir, dünya haritası. Küfür silinecektir diye biz biliyoruz. 21. asır küfürden temiz bir asır olacaktır. Nifaktan, şikaktan, zulümden arınmış temiz bir asır olacaktır. 21. asır inşallah ümidimiz odur. Ki İslam'ın asrıdır. İmanın galibiyet asrıdır. O asırda Hristiyanlık kalmaz. Yahudilik kalmaz. Efendim, şirk, küfür biter. Nifak biter. Riya biter. Efendim, hırs biter. Hubbu dünya biter. Dünya cennet tecellisine girer. Tevhidin nuruyla nurlanır. Ve onu isteyiyorum. Yaşım ilerlemiş olsa da Ya Rabbi bu küfrün en azgın devrine beni yetiştirdin. Onların içerisinde beni 50-60 sene onlarla boyuna boğuşturdum. Lakin mükafat olarak isteyiyorum. Bu küfrün yıkıldığı günü, günleri, şeytanın saltanatının yıkıldığı günleri bize göster. Bir şey arz edebilir miyim? Buyurun. Roma'da şu an Müslümanlar yavaş yavaş yerleşiyor. Diyorlar ki Roma fethedilecek. O fethette biz de bulunalım. O şerefe biz de nail olalım. Diğer Müslümanlar şu an orada çoğalıyor. Doğrudur. Elhamdülillah buraya gelmezden bir ay önce Roma'daki toplantıya hazır oldum da Vatikan'ın meşhur kilisesi Saint Pierre ikindiden sonraydı. Orayı bize de gezdirdiler. Tabii kiliseyi ziyaret etti denmez. Seyre gittik. Evet, temaşa. Yaşa yaşa gör temaşa demişler. Biz de temaşaya gittik. Seyre gittik. Acayip bir bina hakikaten. 50 senede tamamlanmış. Ve yukarı içerisinde dolaştıktan sonra asansörle içten efendim kubbenin bu çemberine çıkarılıyor. Gezen kimseler. Cami şerifinin kubbelerinin altında çemberi var ya dolaşılır. Cami olmaya da uygun bir yer. Çok uygun. Uygun geldi. Bir de kıblesi tamamsa. Kıblesi tamam. Bir cemaat ettik. Oraya çıktık. Asansörden dolaştık. Ondan sonra iniyorken dediler ki Şeyh Efendi bunun tepesine de çıkalım. Yahu dedim nasıl çıkmaya? Yakın mı? Dedi çok şey yüksek değil dediler. Meğer Süleymaniye'nin en yüksek minaresi var ya, ondan daha yüksek değil mi? E dedi ki, yola düştük artık. 3-5'i beni geriden iterek, 5-6'sı ileriden çekerekten bir saltanattan çıktık. Bir dar yol. Biri biter, biri başlar. Yahu biri biter, biri başlar. Ne yaptık bunu? Geri dönülmez dediler. Çıkacağız artık. E ite kaka artık çıktık. Dışarısına çıktık bu sefer. O kubbenin dış senderine çıktık. Kaldı yukarıda kubbesi.
Aşağıda insanlar parmak kadar görüyor. Bir ezan okusaydın diyor. Tam akşam ezanı olduğu için ezan-ı Muhammedi'yi dedim bir patlat bakayım. Şey Cemalüddin. Ezan-ı Muhammedi'yi okuduk. Efendim tekbir çektik. Salatü selam getirdik. Hazırlık tamam zaten bizim. Ve inip asıl kubbenin alt şeyinde geniş meydanı var. Orada namaz kılamadık. Ezanı okuduk derece. Ben de okudum. Cemalüddin'e de okuttum. Tekbir aldık, indik. Akşam namazı. Vakti tamam. Mazlum da Alman. O geldi, gördüğümüz bir sarıklı genç vardı. Onlar şeyle, grupla geldiler de ben dersem onlar otele indi. Burada mı Cemalettin? Yarın gösteririm ben size onu. Efendim, indik oradaki meydanlıkta, ha işte burada şahit var. Bu my witness. Şeyh Abdülmecid, o sarıklı cübbeliydi o da. Orada bir daha ezan okudum. Dedi ki, akşam namazı kılacağız. Durduk, akşam namazında efendim, Kulya eyyühel kafirun birinci rekat, ikinci rekatta ihlas ilerdi. Akşam namazında kıldık, o bütün polisler inip öyle oturdular. Ne ak dediler, ne kara dediler. Biz namazı bitirince halbuki kapadık gidecek. Akşam ezanından sonra artık kimse gelmedi. Ayasofya'da namaz kılanları derdest etti Türk hükümeti. Öyle mi? Evet. Türkiye'de yok, ne oldu? Bizim o İtalyan şeyleri, polisi, bekçileri hepsi böyle ellerinde fenerleriyle öyle beklediler. Biz namazı kıldık. Cenaze namazı da kıldık. Kapadık. Asıl kelam namazları tekmil ettikten sonra bize dediler buyurun şey bekliyor sizi asansör bekliyor bekletmişler hususi bindirip indirdiler ertesi gün yazıyor İtalyan gazeteleri nasıl iştir bu ne hikmettir bu Sempiyer'de namaz kılındı ezan okundu Kur'an okundu diyor var mı o gazete? İtalyan gazeteleri aldınız mı o gazeteyi? Ben almadım da söylediler. Onlar herhalde şeyde bulunur, Abdülmecid bulur. İtalyan gazeteleri bunu yazmış. Bu 57 alamet değildir. Ya, gideceğiz. Onlar da farkında var. Efendim? Gideceğiz. Ne oldu ben işte bunlar? Şemsiyede namaz kılındı. Kur'an okundu, ezan okundu. Zaten şaşırtmış. Ne cevap vereceği, ne yapacağını bu haberi söylemişler yalnız. No comment. Yorumsuz bıraktılar. Dedim yorumu gelecek ki. 2000. senede ben imamlık yapacağım içeride. İnşallah. 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 Biz de cemaat oluruz inşallah. İnşallah. Peki Allah razı olsun sizden. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. Gönüllerimiz ferah olsun, imanınız kuvvet olsun. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, aziz Allah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, kerim Allah. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah Subhanallah Allah 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 Sultanallah Sultan sensin senin dediğin olacak ya Rab sana iman ettik Habibine iman ettik gönderdiklerine inandık iman getirdik bekliyoruz bizim elimizden bir şey gelmez. Ama sen buyurursan ben küfrü yıkarım, yetişirim. Tek başıma da yetişir, ziyade edin. Karınca da yıkarsanım onların küfrü. Bir adam çok, çok fazla bu küfre. Lakin ben söyledim bu büyük zatların hepsine. Ben zibilciyim dedim.
siz elinizi sürmeyin. Bütün ne kadar evliya varsa şimdi yaşayan, el sürmeyin siz dedi. Sizin elleriniz pak temizdir. Zibilciliği bana bırak, ben süpürürüm bunların hepsini. Dediler, iyidir işi. İnşallah süpüreceğiz. Küfür süpüreceğiz, korkmadan. Kuvvette en iyi şeyleri yok. Kalpleri pırpır. Korkunun telaşın içerisinde değil. Ya sebûne kulle sayhatin aleyh. Öyle değil mi hocam? Evet. Pat desen, pat. Kütleyip korkarlar. Acaba başımıza bomba mı düştü? İşte öyle diyor onlar. Hiç korkma. İnşallah yakın vakitte altı üstüne üstü altına gelir. O günlerde göreceğiz inşallah. Fatiha.